mübarek geceler bid'at mi? Sual. Selefiler, yani Vehhabiler, Kadir gecesi hariç, başta Mevlid gecesi olmak üzere, bütün mübarek gecelere bid'at diyorlar. Bu gecelerin dindeki yeri nedir? Cevap. Cuma, bayram ve kandil günleriyle geceleri, Müslümanların mübarek gün ve geceleridir. Bu mübarek gün ve gecelere kıymet veren Allahü Teala'dır. Peygamberler de insandır. Ancak Allahü Teala onları kıymetlendirmiş, güzide mevki ihsan etmiştir. Diğer insanlardan niye ayırt ediliyor denemediği gibi bazı gün ve geceleri kıymetli yaratan Allahü Teala'ya da bu günleri diğer günlerden niye ayırdı denemez. Mübarek geceler İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü Teala Kullarına çok acıdığı için bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tövbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır. Bu geceleri ihya etmeli ve gecelere saygı göstermelidir. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki: Ahiret yolcusunun ibadetle ihya edilmesi kuvvetle müstahap olan mübarek geceleri boş geçirmesi uygun değildir. Çünkü bunlar hayır mevsimleri ve kârı bol olan gecelerdir. Kazançlı mevsimleri ihmal eden tüccar bir kâr sağlayamadığı gibi mübarek geceleri gafletle geçiren ahiret yolcusu da maksada ulaşamaz. Bu geceler Muharrem'in birinci gecesi, Aşure gecesi, Recebin birinci, beşinci ve yirmi gecesi ki buna Miraç gecesi denir, Şaban'ın on beşinci gecesi, Arefe gecesiyle iki bayram gecesidir. Bu gecelerin fazileti çeşitli hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Diğer maddelere bakınız. Mezhepsizlerin hezeyanları Sual, peygamberin doğumunu yani mevlid kandilini kutlamak, mübarek geceler ihdas etmek bidattir. Hatta bazı İslam ülkelerinde de böyle bilinir, çoğunluğa uymak lazım. Cevap, İfade tarzınız çok tuhaf. Bir Müslüman böyle soramaz. Peygamber efendimizin der. Böyle diyorlar. Doğrusu nasıldır gibi sorular sorar. Sizse peygamber, peygamberin diyorsunuz. İfadelerinizden o yüce peygambere inanmadığınız şüphesi hasıl oluyor. Biz yine sizin Müslüman olduğunuza inanarak buna göre cevap verelim. Vehhabiler ve onlara uyan diğer mezhepsiz ülkeler, elbette Peygamber Efendimiz'e olan düşmanlıklarından dolayı Mevlid'e hücum ederler. Allahü Teala'nın o mübarek günlere kıymet verdiği hadis-i şeriflerle sabit. İnsanlar hiç kıymet vermesine önemi var. Dünyada Müslümanlar çok azınlıktadır. Müslümanların içinde tesettürlü olanlar da azınlıktadır. Az olduğu için, insanlar değer vermediği için kapanmaya Allah da değer vermiyor mu demektir? çoğunluğa uymak lazım sözü cahillerin uydurmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, insanların çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Enam Suresi 116. Ayeti Sual Mübarek gecelerde özel ibadetler yapmak, Kur'an'ın emrine aykırıdır, bid'attir, hatta küfür ve şirktir. Cevap Mevlid geceleri, Kur'an'ın emrine aykırı olarak ne yapılıyor ki? Kur'an okunuyor, Resulullah övülüyor, salavat-ı şerife getiriliyor. Bunlar Kur'an'ın hangi ayetine aykırıdır? Her gece mevlid okunsa yine mahsur olmaz. Çünkü ibadet etmek, mevlid okumak, salavat getirmek yasak edilmiş değil ki. Bid'at, dinin emretmediği şeyi ibadet olarak yapmaktır. Dinimiz Kur'an okumayı, mevlid gibi ilahileri okumayı bid'at mı kabul ediyor da bid'at damgasını basabiliyorsunuz? Mevlide bidat diyen sadece Vehhabiler ve onların izinden giden mezhepsizlerdir. Hiçbir ehli sünnet alimi mübarek gecelerde ibadet etmeye bidat dememiştir. Bir tane bile gösterilemez. Peygamber Efendimiz de zaten bu gecelerde ibadet etmeyi övmüştür. Peygamberimize uymayı da Allahü Teala bildirmiştir. Resulüme uyun buyurmuştur. Resulünün emrine uymaya küfür ve şirk demek ve başka bir şey değildir. Sual, peygamber dine eklenen her şey merduttur demiyor mu? Cevap, siz hadisi şeriflere de mi inanıyordunuz? Yoksa işinize gelen hadislere evet, işinize gelmeyene hayır mı diyorsunuz? Elbette dine eklenen her şey bidattir. Bidat aleyhine yazdığımız yazılar birkaç cilt olacak kadar çoktur. Çünkü hadis-i şerifte her bidat dalalettir, sapıklıktır buyuruluyor. Biz de sapıkların, mezhepsizlerin, vehhabilerin işledikleri bidatleri açıklıyoruz. Dine aykırı olmayan şeye bidat denmez. Dinin haram kılmadığı şeye haram denmez. Din bir şeye haram dememişse o mübahtır. Mübarek gecelerde ibadet etmeyi hangi ayet, hangi hadis yasaklamıştır? O geceler çok ibadet edilse ne olur ki? Sual, Allah kullarına çok acıdığı için bazı gecelere kıymet vermiş diyorsunuz. Allah acımaz. Acı, elem duymaktır. Yani bir nevi zaaftır. Allah zaaftan münezzehtir. Niye böyle söylüyorsunuz? Cevap Demek siz dinden tamamen habersizsiniz. Bismillahirrahmanirrahim bir ayettir. Bu ayetteki Rahman ve Rahim kelimeleri Esma-i Hüsna'dandır. Rahman, dünyadaki her mahluka acıyan, Rahim, ahirette yalnız müminlere acıyan demektir. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, merhamet etmeyene Allahü Teala merhamet etmez, acımayana acımaz. Kur'an'da mealen buyuruluyor ki, acıyıp tövbeleri kabul eden ancak O'dur, yani Allah'tır. Bekara suresi 54. ayeti. Yine esma Hüsna'dan olan Rauf ismi, çok merhamet eden, çok acıyan demektir. Haşa siz Allahü Teala'yı merhametsiz, acımasız mı sanıyorsunuz? O ne biçim inanış ki öyle? Sual: Allah neyi kabul edip etmeyeceğini bize Kur'an'da bildirmiş. Kadir gecesi hariç hangi gece Kur'an'da var? Biz Müslümanlar için her gece dua, ibadet, tövbe, istiğfar var, öyle değil mi? Cevap: Allahü Teala neyi kabul edip etmeyeceğini elbette Kur'an'da bildiriyor. İşte ayeti kerime mealleri. Resulü'mün verdiğini alın, yasakladığından da sakının. Haşr suresi 7. ayeti. O, Resulüm vahiden başkasını söylemez. Necm suresi 3, 4. ayetler. Resulüme uyun ki doğru yolu bulun. Araf suresi 158. Nur suresi 54. ayetleri. Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayeti. Allah'a ve Resulüne karşı gelen apaçık bir sapıklıktadır. Ahzab suresi 36. ayeti. Allah ve Resulüne itaat eden cennete, isyan eden cehenneme gider. Nisa suresi 13, 14. ayetleri. İhtilaflı bir işin hükmünü Allah'tan, Kur'an'dan ve Resul'ünden yani sünnetten anlayın. Nisa suresi 59. ayeti. O peygamber güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar. Araf suresi 157. ayeti Aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve peygambere çağrıldıkları vakit işittik, itaat ettik demek ancak müminlerin sözüdür. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Nur suresi 51. ayeti Allah'a ve Resulüne karşı gelen bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Enfal suresi 13. ayeti Allah'a ve Resulüne itaat edin. Uymayıp yüz çeviren kafirdir. Allah da kafirleri sevmez. Ali İmran Suresi 32. Ayeti Allah ile Resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp, ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kafirdir. Nisa Suresi 150-151. Ayetleri Kur'an'da yalnız Kur'an'a uyun denmiyor. Allah'a ve Resulüne uyun deniyor. Resulünü devreden çıkaran, Kur'an'ın açıklaması olan hadisleri delil saymayan, Kur'an'ın ifadesiyle kafir olur. Her gece dua, ibadet, tövbe, istiğfar var, öyle değil mi? diyorsunuz. Öyleyse haşa Allahü Teala Kadir gecesini niye faziletli kılmıştır? Niye bin aydan daha faziletli demiştir? Demek ki müminlere ikram olsun diye bunu yapmıştır. Onu yapan Allahü Teala Ramazan gecelerine de Cuma gecelerine de değer vermiştir. Berat gecesine de bayram gecelerine de değer vermiştir. Resulün getirdiklerini alın, yasak ettiklerinden sakının buyurmuştur. Ona itaat bana itaattir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de mübarek gecelerin faziletlerini hadis-i şerifleriyle açıklamıştır. Kur'an'ı al, peygamberi devre dışı bırak. Bu nasıl Müslümanlık? Sual. Şu anki güya Müslümanlar bütün yıl İslam'dan bir haber olup Böyle gecelerde camileri doldurur. Hocalar da efsaneler üfürüp onları hop cennete bilet satar değil mi? Cevap. Bütün yıl dua etsin kim karışıyor ki? Allahü Teala hangi gece daha çok ibadet etmeyi yasaklıyor ki? Cuma, bayram geceleri çok ibadet etmeyin mi diyor da mübarek gecelerde fazla ibadet etmek bidat olsun? Hocalara niye hücum ediyorsunuz? Hangi hoca efsane üfürüyor? Bu hocalara iftira değil mi? Hocalar dini bilmiyorsa siz nereden biliyorsunuz? Cennete bilet satmak ateist tabiridir. Hiçbir hoca cennete bilet satmaz. Sual, Allah'ın o mübarek günlere kıymet verdiği hadis-i şeriflerle sabit diyorsunuz. Kur'an'ın ruhuna aykırı hadis de olsa kabul etmem. Cevap, bu nasıl Müslümanlık? Buna Kur'an'ın ifadesiyle kafirlik denir. Diyelimizde kutsi hadis diye bir şey var. Söz Allah'ın, kelimeler Resulü'nün. Siz hadisi kutsileri de mi inkar ediyorsunuz? Resulullah namazı Allah'ın vahyettiği şekilde mi kıldı yoksa kendimi uydurdu? Namaz nasıl kılınır? Rekat sayıları nedir? Vacipleri nedir? Sünnetleri nedir? Mekruhları nedir? Namazı bozanlar nedir? Bunlar açıkça Kur'an'da bildirilmedi. Allahü Teala bunların hepsini Resulü'ne bildirdi. O da bize açıkladı eğer Kur'an'ı herkes anlasaydı, peygambere lüzum kalmazdı. Allah bir kitap gönderir, alın bununla amel edin derdi. İmam-ı Hazretleri buyuruyor ki, Nahl Suresinin 44. ayetinde, insanlara indirdiğimi onlara beyan eyle buyuruldu. Beyan etmek, açıklamak demektir. Alimler açıklayabilselerdi ve Kur'an-ı Kerim'den ahkam çıkarabilselerdi, Allahü Teala Resulüne sana vahiy olunanları tebliğ etler beyan etmesini emretmezdi. Kur'an'da yemin kefareti bildirilmiş. Fakat oruç kefareti bildirilmemiştir. Onu Resulullah bildirmiştir. Resulünün bildirdiği her şeyi inkar mı edeceğiz? Mübarek gecelerden Kadir gecesinin fazileti Kur'an'da bildirilmiş. Diğer geceleri ise Resulü bildirmiştir. Resulünün bildirdiklerini böyle inkar edersiniz, ortada din mi kalır? Namazı nasıl kılacağız? Orucu nasıl tutacağız? Zekatı kaçta kaç vereceğiz? Bunları Resulü Nahl suresinin 44. ayetindeki emir gereği açıklamıştır. Siz Allah'ın bu ayetine inanmazsanız ve Resulü'nün açıklamasını kabul etmezseniz, Kadir gecesinden başka mübarek gece yok derseniz, Resulullah'ı ve onun varisleri olan İslam alimlerinin hepsini yalanlarsanız, o zaman sizinle nasıl konuşabiliriz ki? Siz Allah Resulünü ölçü almıyor musunuz? Sizin alimlere itimadınız yok mu? Sizin inandığınız bir mezhep veya bir alim var mı? Açıkça konuşun. Biz istisnasız ehli sünnet alimlerinin hepsini kabul ediyoruz. Dört mezhebi de hak biliyoruz. Siz neye inanıyorsunuz? Ölçünüz ne? Kur'an'dan sizin anladığınız ölçü oluyorsa, niye İmam-ı Azam Hazretlerinin anladığı ölçü olmasın? sizin anladığınız din oluyor da, dört mezhep imamının anladığı niye din olmuyor? Siz kimsiniz? Reşat halife denilen ve peygamber olduğunu açıklayan bir zındık, bir 19 dokuz hurafesi buluyor ve 19'un katına uydurabilmek için Tevbe suresinin son iki ayetini inkar etme cüretini gösteriyor. Bir ateist ve bir misyoner, Kur'an Allah kelamı değildir ve Kur'an'ı Allah korumamıştır, Kur'an değişmiştir dedi sonradan biz Kur'an'ı indirdik, onu koruyacak olan da biziz diye bir ayet uydurmuşlardır, dedi. Sahabeler Kur'an'ı değiştirdi, dedi. Aslında siz de bunlar gibi demek istiyorsunuz. Çünkü Eshab-ı Kiram'ın ittifakla bildirdikleri hadisleri inkar edince, onlara itimat etmeyince, onların ittifakla topladığı Kur'an'a nasıl inanırsınız ki? Misyonerin bana sorduğu soruyu soruyorum. Sahabenin Kur'an'ı tam olarak topladığını bana nasıl ispat edersiniz?'' Esaba itimat etmezseniz hadisleri de inkar etmeniz doğaldır. Hadisi kutsi diye bir şey yok diyebilirsiniz. O zaman Kur'an'a da otomatikman şüpheyle bakmanız gerekir. Aynı insanların topladığı Kur'an'a inanıyorsunuz da hadislere niye inanmıyorsunuz? Onlar Kur'an'ı bildirdikleri gibi hadisleri de bildirdiler. Kur'an'ı inkar, tevatürü inkar olacağı için küfürdür. Hadislerin de tevatür olanlarını inkar, küfür olur. Benim size sorum, siz niye Resulullah'a ve onun sahabesinin bildirdiklerine inanmıyorsunuz da yalnız Kur'an diyorsunuz? Resulullah, Allah böyle buyurdu diye birçok hadis bildiriyor. Bu ayet diyor, bu da kutsi hadis diyor. Biz onun kutsi hadis dediklerine inanmazsak, ayet dediklerine niye inanacağız ki? Haşa, kutsi hadis konusunda yalan söylerse, ayette de söyler. Siz bu zihniyetle 1400 seneden beri gelen alimleri bir kalemde sıfırlıyorsunuz. Milyonlarca hadisten inandığınız tek hadis var mı? Resulullah size göre 23 sene hiç konuşmadı mı? Hep sustu mu? Allah'ın emri olan Kur'an'ı açıkla ayetine rağmen emrini dinlemedi mi? Açıkladıysa nerede bu açıklamalar? Siz niye bu açıklamalara inanmıyorsunuz? Ve o açıklıyor ki mübarek geceler şunlardır diyor. Bunu inkar etmekle elinize ne geçecek? Resulullah'a düşmanlık yapmakla ne kazanacaksınız? Siz bir misyoner misiniz? Ateist misiniz? Yoksa Kur'an'a inanan insan böyle şeyler konuşamaz. Çünkü Kur'an'ın birçok ayetinde Resulüme uyun. O kendiliğinden konuşmaz. Onun her sözü vahye dayanır buyuruluyor. Sizin Kur'an'a inanmadığınız pek açık. İnansanız Resul'ünkilere de inanmanız gerekir. Sual: Allah kullarına bildirdiğini sadece Kur'an'la bildirir. Kur'an dışılıklarla uğraşmamak gerekir. Öyle değil mi? Cevap, gördünüz işte, bakın Allah açıkla diye emrediyor, peygamberi açıklıyor, siz buna Kur'an dışı diyorsunuz, açıkça Allah'ın açıkla ayetini inkar ediyorsunuz. Resulüme uyun ayetini inkar ediyorsunuz. Sizin gibi münkirlere cevap vermek yersizdir. Ancak bu mailler sitelere konacağı için yazıyoruz. Yoksa Ebu Cehil'in mucizeleri inkar ettiği gibi, siz de kötü bir sitteyi bir kalemde Kur'an dışılıkla suçluyorsunuz. Bizim size sözümüz yoktur. Bizim sözümüz Kur'an'a ve ona inanan insanlaradır. Sual, peygamberi inkar veya aşağılama tehlikeli olduğu gibi aşırı derecede yüceltme olduğundan öte ulaşılamayacak bir varlık gibi göstermek de o kadar tehlikeli değil mi? Cevap, hangi Müslüman onu olduğundan daha daha fazla göstermiştir ki? Onda görülen mucizeleri anlatmak küfür müdür? elbette mucizeye hiç kimse erişemez. O erişilemez insandı, peygamberdi. Peygambere erişilir mi? Siz onu sıradan bir insan gibi görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bir anda yedi kat semaya gidip geldi. Buna kim ulaşabilir? Allahü Teala ona öyle ulaşılamayacak vasıflar vermiş ki bütün peygamberler bile gıpta ediyor ve sizin gibilerde onu o kadar yüceltmeyin, kafir olursunuz diyor. Sual: Ben hadisi inkar edebilirim ama bu benim dinden çıkmamı gerektirmez. Çünkü peygamberin gerçekten dediğini nereden biliyoruz? Cevap: O zaman hiçbir hadisi şerife inanmayın. Peki Kur'an'a ilave veya çıkarma yapılmadığını nereden biliyorsunuz? Allah'ın dediğini gerçekten bilmiyorsunuz. Sahabeler ittifak etti diye kabul ediyorsunuz. Ama kimi de sizin hadis mantığını ölçü alarak biz Kur'an'ın tamamının yazıldığını nereden bilelim? Keçi yemiştir, yanmıştır, yırtılmıştır diyorlar. Tevbe suresinde de eksiklik var diyorlar. Peygamberin söylediğini bilmiyorsunuz da Allah'ın söylediğini nereden biliyorsunuz? Sahabeler derseniz hadisi de sahabeler bildirdi. Birine inanıp ötekine inanmamak akıl işi değildir. Sual Kur'an varken de lüzum yok. Hadislere değil Kur'ana uymak gerekir. Böyle değilse aksini ispat edin bakalım. Cevap Hadisler Kur'an'dan ayrı değildir. Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır. Allahü Teala buyurdu ki, Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayeti Peygamberin emrine uyun, yasa ettiklerinden sakının. Haşr suresi 7. ayeti İndirdiğimi insanlara açıkla. Nahl suresi 44. ayeti. Alimler de ayetleri açıklayıp Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarabilselerdi, Allahü Teala peygamberine sadece sana vahiy olunanları tebliğ et derdi. Ayrıca açıklamasını emretmezdi. Resulullah Kur'an-ı Kerim'de kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı, Kur'an-ı Kerim kapalı kalırdı. Hadis-i şerifler olmasaydı, namazların kaç rekat olduğu, nasıl kılınacağı, rükû ve secdede okunacak tesbihler, Cenaze ve bayram namazlarının kılınış şekli, zekat nisabı, orucun, haccın farzları, hukuk bilgileri bilinmezdi. Yani hiçbir alim bunları Kur'an-ı Kerim'den bulup çıkaramazdı. Bunları Peygamber Efendimiz açıklamıştır. Mezhep imamları hadis-i şerifleri açıklamasaydı sünnet kapalı kalırdı. Sünneti müştehid alimler açıklamış, böylece mezhepler meydana çıkmıştır. Mezhep nedir? bir müştehidin edili şeriyeden elde ettiği bilgilere o müştehidin mezhebi denir. Sahabelerin tamamı müştehitti. Hepsinin de mezhebi vardı. Bu mezheplerden yalnız dördü kitaplara geçip dünyanın her yerine yayıldı. Dört mezhep arasında amelle ilgili farklı iştihatlar işlerimizi kolaylaştırmaktadır. Her Müslüman durumuna göre kendisine kolay gelen mezhebi seçer. Allahü Teala dileseydi Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde her şey açıkça bildirilirdi. Böylece mezhepler hasıl olmazdı. Kıyamete kadar dünyanın her yerinde, her iklim ve şartta her Müslüman için tek bir nizam olurdu. Müslümanların halleri, yaşamaları güç olurdu. Allahü Teala ve Resulü müminlere merhamet ettikleri için bazı işlerin nasıl yapılacağı Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilmedi. Açıkça bildirilseydi öylece yapmak farz ve sünnet olurdu. Farzı yapmayanlar günaha girer, kıymet vermeyenler de kafir olurdu. Bugün dört mezhepten birine uymak gerekir. Çünkü eshab-ı kiramın ve diğer müştehitlerin mezhepleri tam olarak bilinmiyor. Dört mezhep tam bilindiği ve kitapları her yere yayılmış olduğu için dört mezhepten birine uymak şarttır. Mezhepler rahmettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, alimlerin farklı iştihatları Mezheplere ayrılmaları rahmettir. Alimlere tabi olun. Alimler peygamberlerin varisidir. Bir Müslüman kendi mezhebine göre ibadet yaparken bir meşakkat hasıl olursa başka bir mezhebe uyarak bu işi kolayca yapar. Mesela Şafiler hacda kadına dokununca abdestleri bozulur. Bunun için Hanefi'yi taklit ederek haclarını yapıyorlar. Bu apaçık bir rahmettir. Bazıları da mezhep gereksizdir. Peygamber ve sahabenin mezhebi mi vardı diyor. Bu söz kuvvet komutanı hangi bölüğün eridir veya fizik öğretmeni hangi sınıfın talebesidir demeye benzer. Çünkü sahabenin her biri mezhep imamıydı. Resulullah Efendimiz ise kainatın hocasıydı. Mezhepsizler kendisini Resulullah gibi zannedip o Sünni veya Şii değildi biz de öyleyiz diyorlar. Temsilde hata olmasın. Resulullah Genelkurmay Başkanıdır. Ondan başka ordunun başı yoktur. O hangi ordunun subayıdır denmez. Kuvvet komutanı da denmez. O onlardan da üstündür. Mezhep imamları kuvvet komutanları gibidir. Mezhebe tabi olanlar da diğer askerler gibidir. Bir askerin kendisini kuvvet komutanı gibi görmesi, yani İmam-ı Azam gibi görmesi çok anormal bir şeydir. Yahut daha ileri giderek Genelkurmay Başkanı gibi görmesi deliliktir. Mezhepsizler de peygamber Sünni veya Şii değildi, biz de öyleyiz demeleri Onunla boy ölçüşmeye kalkmak olur. Bu dünya işlerinde bile böyleyken yani bir er genelkurmay kurmay başkanıyla mukayese bile edilmezken nasıl olur da özel peygamberlik verilen bir kişiyle mezhepsiz insan mukayese kabul eder? Bir de bir subay general oluncaya kadar hangi sınıftaysa onun adıyla söylenir. Mesela topçu albay, piyade yüzbaşı gibi. General olunca artık sınıfı olmaz. Sınıflar üstüdür bir er veya as -subay veya subay çıkıp da generalin sınıfı yok, o da insan, benim niye sınıfım var diyemez. Bunun gibi bir kimse de eshab-ı kiramın mezhebi yoktu, İmamı ı Evzai'nin mezhebi neydi diyemez. Onlar müştehittir. Müştehidin mezhebi kendi mezhebidir. Nasıl generallerin sınıfı yoksa, mutlak müştehitlerin de mezhebi kendi mezhepleridir. Sen, İmam-ı Azam'la falan değil, bizzat Resulullah'la kendini mukayese etmeye kalkıyorsun.'' O Sünni, Şii değil. Ben de öyle olacağım diyorsun. O bize örnek diyorsun. Örnek alınacak kısmı var, örnek alınamayacak kısmı var. Sen hala Genelkurmay Başkanı olmaya Resulullah'la kendini mukayese etmeye devam ediyor musun? Yoksa bir mezhebi kabul ediyor musun? Mezhebe hadislere uymam, sadece Kur'an'a uyarım demek, kanunlara, tüzüklere uymam, anayasaya uyarım demek gibi yanlıştır. Çünkü anayasada her hüküm, her ceza bildirilmemiştir. Anayasa kanunlara havari eder. Kanunlardan da tüzükler, yönetmelikler çıkmıştır. Anayasa varken kanuna lüzum yok demek yanlışsa, Kur'an varken mezhebe lüzum yok demek daha çok yanlıştır. Kanunlar anayasaya uygunsa, mezhepler de Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygundur. Hiç kimse madem mezhep Kur'an ve sünnetin açıklamasıdır, ben de açıklar bir mezhep kurarım diyemez. Çünkü bir kimsenin doktor olmak tıp kitabı kimyager olmak için de kimya kitabı okumak yeter diyerek eline aldığı bir tıp ve kimya kitabıyla doktorluk yapmaya, ilaç imal etmeye kalkışması ne kadar yanlışsa ben de Kur'an'dan hadisten hüküm çıkarırım demek daha yanlıştır. Evet mezhepsizseniz açıkça söyleyin. Siz generalliğe değil genelkurmay başkanlığına hatta ondan da ileri gitmeye çalışıyorsunuz. Peygamberin sünnetini bilemeyiz diyerek ona bile uymayı kabul etmiyorsunuz. 1400 senedir gelen icmaya karşısınız. Alimler dört mezhepte icma etmedi mi? Ben icmaya inanırım diyorsunuz. Arkasından ben onun icma olduğunu nereden bileyim diyorsunuz. Hadise inanırım fakat Buhari'deki hadislerin sahih olduğunu nereden bileyim diyorsunuz. Kur'an'ın da Allah'ın kelamı olduğunu nereden bileyim diyeceksiniz bu gidişle. Çünkü alimler mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür buyuruyor.